Tabanlar hepsinde aynı. Log 8, 12 bölü 18 çarpı 48 diyebiliriz o zaman. 18, 6'ya bölelim 3, 6'ya bölelim 8, 12, 3'e bölelim 4. Böylece 32 oldu. Log 8, 32 için de log 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 5 dersek 5 bölü 3 log 2, 2'den cevap D şıkkı olur. Dışarıdan içeri doğru gidelim bakın. Log 3, 9 üzeri 8. Şimdi logaritma 3 tabanında 3 üzeri 16 olduğu için bunlar gider. Burası 16 olur. Log 2, 16, 2 üzeri 4 olduğu için 4 olur. Log 8, 4'ü de 2 tabanında yazarsak log 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2 haliyle 2 bölü 3 olacak çünkü bu ters çevrilir. Çarpı log 2, 2, 1 olur arkadaşlar. Cevap da buradan 2 bölü 3 D şıkkı. Burada aslında durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şimdi. İkisi de logaritma 12 tabanında 15 zaten tartışmaya açık bir şey değil. 12'den biraz büyük. Dolayısıyla bu bir küsür bir şey. Zaten otomatik olarak pozitif olur. Eğer ikisi de basit kesirse 0,3, 0,7'den daha büyük olduğu için ki basit kesirler. Böylece arkadaşlar bu da yine birden büyük bir sayı olduğu için yine pozitif olacak. Ancak bakın şimdi bu basit kesir. Log 1 bölü 10. 3,2 ise ne yapıyor arkadaşlar hemen? 10, 16 bölü 5. Bakın birisi basit kesirken diğeri bileşik kesir. Bir nevi ters çevrilmiş. Ters çevrilme ne zaman olur? Ekside olur. O yüzden burası eksidir. Yani 1 bölü 10'dan büyük hemen kafadan pozitif demeyin. Şunun gibi düşünün. Log 1 bölü 2 ile 4. Bu basit kesir, bu bileşik kesir. 4 birden büyük bir sayı. Haliyle tabii ki biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Eksi 2. Bunun gibi aslında burada bir trik var gördüğünüz gibi. Şimdi 6 0,5 verilmiş. Bu zaten yani log 6 1 bölü 2 düşünsenize. Bu yine arkadaşlar bu bileşik kesirken 6 bu basit kesir. Yine negatif olacak. Bir nevi ters çevrilme olmuş. Log 11 işaretsiz direkt 0 olduğu için burada artı eksilik söz konusu değil. İki tanesinde negatif geldi. Cevap Denizli. Evet orada x'ler var ya onu güzelce kullanmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın şimdi logaritma 4 tabanında o 4'ü x üzeri 1 bölü 4 diye yazarsak aslında 1 bölü 4 logaritma 4 tabanında x oldu. Bu arada log x 4 aslında neye eşittir? 1 bölü logaritma 4 tabanında x. Hatırlayın tabanla sayı yer değiştirdiğinde kesir ters çevriliyordu. O zaman içler dışlar çarpımı yapalım. 1 bölü 4 logaritma 4 tabanında x'in karesi 1 oldu. Yani logaritma 4 tabanında x'in karesi öbür tarafa atarsak 4 olur. Bu şu demektir. 1 logaritma 4 tabanında x 2 olabilir. Ya da logaritma 4 tabanında x eksi 2 olabilir. Haliyle x 4'ün karesinden 16. X 4 üzeri eksi 2'den 1 bölü 16 çarpımları da 1 olur D şıkkı. Logaritma 2 tabanında 21 için ne söyleriz? Bu 16'dan büyük olduğu için 4'ten büyüktür. Ama 32'den de küçük olduğu için 4 ile 5 arasındadır. Logaritma 3 tabanında 74. Eğer 27 olsaydı 3 olurdu. 81 olsaydı 4 olurdu. 3-4 aralığında. Logaritma 5 125 olsaydı 3 olurdu. Ama 125 değil. Eğer 25 de olsa 2 olurdu. Bu da 2-3 aralığında gördüğünüz gibi. Haliyle en büyük U geldi. Sonra V, sonra N arkadaşlar. Cevap B şıkkı. 16. perde mesela arkadaşlar. Bunun köprüye olan uzaklığını formülde yerine yazarak buluyorsun diyor. Yani bak şimdi. 11 eksi 16 bölü 2 eşittir log 4D. Bu D'yi bulmak için bu logaritma denkleminden yararlanıyoruz. Bakın x'inci perde burada denklemde yerine yazılıyor, tamam mı? Haliyle 11 eksi 8'den 3 log 4D. Buradan 4'ü bu tarafa atarsak D eşittir 64 oldu. Demek ki perdeye olan uzaklığı 64'müş. Pardon, köprüye olan uzaklığı. Şimdi arkadaşlar diğer burada böyle bir anıncı perde var. Tamam, anıncı perdeydi değil mi o? Evet. Anıncı perde var. Bunun bu 16. perdeye olan uzaklığı neymiş? 64. O zaman köprüye olan uzaklığı toplamda 128 olur. Uzaklık yani D, mesafe. O yüzden sakın x yerine yazmayın. Biz zaten kaçıncı perde olduğunu bulmak için x'i bulmaya çalışacağız. Uzaklığı şu an bildiğimiz için log 4 128. Log 4 2 üzeri 2. 128 arkadaşlar 2 üzeri 7. Böylece 7 bölü 2 oldu arkadaşlar.
7 bölü 2 de 11 eksi x bölü 2'ye eşit olduğundan bu tarafa atarsak 11, 15 bölü 2 eşittir x bölü 2'den x 15. Demek ki 15. perdeymiş A şıkkı. Çözüm kümesine bakalım. Şu da kenarda dursun. X arkadaşlar 1 olamaz. X 0'dan büyüktür. 10x eksi 9 büyüktür 0, bu yüzden x büyüktür 9 bölü 10 lazım olursa bunları kullanırız. Şimdi x kare eşittir 10x eksi 9, attık log x'i öbür tarafa. X kare eksi 10x artı 9 eşittir 0. X eksi 9 çarpı x eksi 1 eşittir 0'dan. 1 kök 9 geldi, 1 kök 1. Bak ne demiştik? Burada 9 bölü 10'dan büyük demiştik. Aynı zamanda x 1'e eşit olmamalı demiştik. Bu yüzden tek kökümüz var. Bu şartları sağlayan 9 Ceyhan. Logaritma 2 tabanında x ve logaritma 8 tabanında x kare demiş. Hemen bunları 2 tabanında yazalım. Logaritma 2 tabanında x zaten böyle. Burada logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 x kare olacak. Hemen logaritma 2 tabanında x yapmak için bak. Önce bu 1 bölü 3'ü böyle buraya ters çevirerek alırsın. Sonra bu 1 bölü 3'ü atarsın üstüne. Nerenin? Burada 2 tabanında x'in 2 üzeri 1 bölü 3. Yani üstün üst çarpılır. Logaritma 2 tabanında x üzeri 2 bölü 3 olur. Tamam mı? Çünkü arkadaşlar çıkarma toplama yapabilmeniz için katsayıların aynı olması lazım ya da 1 olması gerekiyor. Bu hale getirmemin sebebi bu. Böylece logaritma 2 tabanında x bölü x üzeri 2 bölü 3 haliyle arkadaşlar logaritma 2 tabanında x üzeri 1 bölü 3, tabanlar aynı, üstleri çıkardım. Bu şimdi u'ya eşit. Gelelim biz artık burayı yapalım. Sonra kullanırız onu. Logaritma x tabanında 16 bölü 2. Çünkü ikisinin de tabanları aynı. Bu da logaritma x tabanında 8. Ve 8'in üstü olan 3'ü başa atarız. Logaritma x tabanında 2 gelir. Şimdi arkadaşlar hemen burada şu hareketi yapalım. Şu 1 bölü 3'ü geri üste katsayı olarak atıyorum bak. 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x. Hatta 3 ile çarp her iki tarafı. Logaritma 2 tabanında x, u çarpı 3. Ama soru benden log x 2'yi istemiş. Log x 2 demek log 2x'in tam tersi demektir. 3 bölü 3u diyeceğiz bu yüzden. Bunlar da sadeleşecek. 1 bölü u. Hatırlayın logaritma 2 a tabanında b x ise logaritma b tabanında a 1 bölü x'tir arkadaşlar. Cevabımız böylece 1 bölü u c şıkkı oldu. Kare olduğuna göre kenarları eşit olmak zorunda. O zaman şuranın uzunluğuna hemen bakalım. Kısa kenar log 3 kök 2 imiş. Bundan 4 tane var. Log 3 kök 2 artı 3 birim oldu. Buradaki kenarda arkadaşlar uzun kenarı bu çubuğun 3 oldu. 3, logaritma 3 tabanında x olduğu için ne olacak? Logaritma 3 tabanında x eşittir. 4 logaritma 3 tabanında kök 2 artı 3. Şimdi birbirine eşitlemek için ne yapacağım hemen? Bu 4'ü bir kere buraya atacağım ki katsayı olmasın. Katsayı olursa eşitleme sıkıntısı, problem olur. Böylece 4 kök 2'nin 4. kuvveti 2'nin karesi yapar, yani 4 yapar. Sonra arkadaşlar burada artı 3 duruyor. Burası log 3 x oldu. Atıyorum şimdi log 3 4'ü öbür tarafa. Tabanları aynı olduğu için ne yapacağız? Fark işleminde böleceğiz. X bölü 4 eşit oldu 3'e. Log 3 öbür tarafa ne olarak geçer? 3 tabanı olarak geçer. Yani 3 üzeri 3. Bu yüzden 27 çarpı 4'ten 108 oldu. Cevap D şıkkı. Farklı 2 kök delta büyük 0 demek. Yani 16 eksi 4 çarpı logaritma 2 tabanında A eksi 2 büyüktür 0 olmalı. Bu arada ne olur ne olmaz diye A eksi 2'nin 0'dan büyük olduğunu belirtelim. Logaritma çünkü içi 0'dan büyük olmalı. 4 ile sadeleştirelim her iki tarafı. 4 eksi logaritma 2 tabanında a eksi 2 büyüktür 0. 4 büyüktür logaritma 2 tabanında a eksi 2. 2 buraya ne olarak geçer? 2 üzeri 4. Yani 16. 16 büyüktür a eksi 2. 18 büyüktür a. Bir de a bu tarafa attığımızda 2'den de büyükmüş. İlk baştaki kuraldan dolayı. 18 a 2 yani e şıkkı. Sağdan başlayalım bilinenlerden. F24. X büyüktür 20 arkadaşlar. 24'ü kullanacağız yani. Logaritma 3 tabanında x eksi 4, 24 eksi 8'den 16 olacak. Logaritma 3 tabanında 16 oldu. Sonra x 20'den küçükse veya eşitse o zaman F20 için burayı kullanacağız. O da logaritma 4 tabanında 20 çarpı 4 artı 1 81 oldu. Şimdi şu an bir şey yapamamışsınız gibi görünüyorsa şunu hatırlayın.
Bir kere 16 4'ün karesi. O yüzden 2'yi katsayı olarak buraya atacağım. Neden özellikle 4 yaptım? Bakın tabanla sayı birbirinin aynısıysa bunlar gidiyordu. Direkt yeni bir logaritma 3 tabanında 81 oluyordu. Bu da 3 üzeri 4 olduğu için 2 çarpı 4 8 oldu. Sağ tarafı arkadaşlar gördüğünüz gibi fm artı 4 eşittir 8 bulmuş olduk. Şimdi peki burada m artı 4 acaba 20'den büyük mü yoksa 20'den küçük mü, nasıl anlayacağız? Aslında biraz açık söylemek gerekirse deneyerek, yani müthiş bir şey düşünmenize gerek yok. Sadece şıkları kontrol ettiğinizde, sınavın test sınavı olduğunu unutmayın. Demek ki bakın üçlü tabanlar verilmiş. O zaman log 3 x eksi 8'i kullanacaksın diyor. Vakit kaybı gibi AYT'de sıkıntımız yok ama yine de boşu boşuna kendimizi kasmaya gerek yok. Biraz orada kurnaz davranalım hemen. M artı 4 eksi 8 eşittir 8 oldu. 3 üzeri 8 eşittir M eksi 4. Böylece M eşittir 3 üzeri 8 artı 4 geldi. Cevap C şıkkı. İkişerli olarak toplandığında mavi ve mor en büyük oluyorsa arkadaşlar, demek ki mavi ve mor toplamları en büyük olduğu için kendileri de en büyük iki tane olacak. Mavi ve yeşil en küçük oluyorsa demek ki mavi ile yeşilin toplamı daha küçük olduğundan yeşilin en küçük olması lazım. Yani ağırlık sıralaması bakın böyle olur. Uyduruk yazdığımı düşünün şöyle bakın. 1, 2, 3 olsa mesela bunların toplamı 5, bunların toplamı 3 olmaz mı? Ve bunların toplamı da 4 olur. Gerçekten bakın yeşil mavi ve mavi mor arasında en büyük en küçük ilişkisi oluyor. Dolayısıyla burada artık bunu anladıktan sonra tabi burayı görmenize gerek yok. Şimdi ne söyleyebiliriz? 3 log 2 5, 5 log 2 a, 25 log 2 3. Bunları nasıl karşılaştıracağım? Bunların tabanlarını yer değiştirerek, böyle bir hakkınız vardı. Bu üst tabanla bu tabanı değiştirdiğiniz zaman 5 log 2 3 de aynı şey oluyordu. 5 log 2 a, diğerini de 25 ile hemen kenarda halledelim. 5 üzeri 2 logaritma 2 tabanında 3. 5 üzeri 2 logaritma 2 tabanında 3. At bu 2'yi bu tarafa. 5 log 2 9 oldu. Şimdi bu da 5 log 2 9 olarak yazılır. Böylece büyükten küçüğe böyle sıralandı. Log 2 3 küçüktür log 2 a. O da küçüktür log 2 9. Böylece 3 küçüktür a küçüktür 9. 4, 5, 6, 7 ve 8. Bunların toplamı da böylece 15, 6 daha 21, 9 daha 30 yaptı. C şıkkı.